Her şey taze ve o heyecan verici ilk ilişkinin başlangıç anlarında bazen erkeklerin bazen de kadınların yapmış olduğu büyük bir hatadan bahsetmek istiyorum sizlere. Ve bu hata öyle bir hata ki sizi o ilişkide muhtaç itibarınızı kaybetmenize neden olacak hale bile getirebilir. Ve her şeyden önemlisi ilişkinize zehir katabilir. Yani toksik bir etki de yaratabilir. Şimdi merak ettiniz nedir bu etki Erdem diye. Yapışmak ilişkinin yapışkan hale gelmesi ya da yapış yapış bir ilişkiyi kastediyorum size aslında. Şimdi o zaman doğru olan ne? Bugün bundan bahsedeceğim sizlere ve ilişkiniz yapışkan bir durumda mı? Ya da yapışkan ilişkinin işaretlerini taşıyor mu? Ya da hiç ilişkin olmayabilir. Senin daha önceki ilişkilerinde böyle bir yazılım kodun var mı? İlişkine daha verimli, daha sağlıklı, huzurlu başlayabilmek için bunları bilmeniz önemli. İlk başta yine temel bilgilerden bahsedeceğim. Çünkü temel bilgiler olmadan bence bir şeyleri yorumlamak çok da mantıklı olmayabiliyor. Temel bilgileri vermeyi bu yüzden daha size iyi geleceğini düşündüğüm için veriyorum. Ama dinlemek istemeyen arkadaşlar videoyu ileri sarabilirler. Bilgilere hemen geçelim. Şimdi ikili ilişkiler yapışmak için değildir aslında. Yan yana olabilmek ve yan yanayken biz olabilmek, ayrıken de biz olabilmeyi sürdürebilmek demektir sevgili arkadaşlarım. Dolayısıyla yapışmak birazcık partnerinin aslında nefessiz kalmasını, üzerinde baskı hissetmesine neden olabilir. Bunu ne kadar erken fark ederseniz sizin için, o kadar ilişkiniz için aslında ve kendiniz için de o kadar faydalı olacaktır. Şimdi genelde altında kaybetme korkusu oluyor yapışkan ilişkilerin. Bir taraf çok aşırı kaybetme korkusu yaşıyor. Terk edilme kaygısı yaşayabiliyor. Ya da daha önce terk edilme ile ilgili bazı sıkıntılar yaşamışsa bu yüzden bu şekilde davranabiliyor ve aşırı duygusal bağımlılık geliştirmiş de durumda olabiliyor aşırı duygusal yakınlaşma ihtiyacın elbette ihtiyaç hissetmeniz çok normal ama aşırı aşırı duygusal anlamda bağımlılığa gider. Onsuz eksik hissetmeyi kastediyorum. Bu tarzda bir durumlar varsa taraflardan birisi yapışkan ilişki geliştirmeye daha müsait olabiliyorlar. O zaman toksik etki yaratıyor bu. Çünkü neden? İlişkiyi zehirli hale getiriyor. Bir taraf iki tarafta öyleyse iki tarafın da aslında kısıtlaması anlamında, küçülmesi anlamında demek. Yani kapalı bir sistem olursunuz ve kapalı sistem iki tarafta küçülür. Bir taraf yapıyor yapıyorsa bunu diğer taraf baskı altında hisseder ve artık diğer tarafın patlaması noktasında ilişki sonlanabilir ya da ilişki böyle sıkıntılar olabilir. Şimdi o zaman ne yapmak gerekiyor? Bir kere toksik etki yaratmayan ilişki şudur. Kendi tek başınalığında yani ilişki başlamadan önce kendimi ne kadar özgür ve rahat hissediyorsam ilişkin başladığında da o özgürlük hissi kadar rahat hissedebilmem gerekiyor. Yani üzerinde bir baskı ya da bir basınç hissetmemem gerekiyor ki bu ilişki sağlıklı bir şekilde yürüsün. Ama dikkat burada bir nüansımız var sevgili arkadaşlarım. Burada özgürlük demiyorum bakın dikkatinizi çekiyorum. Özgürlük hissi yani ben tek başına olduğumda rahat olduğum kadar ilişkide de rahat olabilmeliyim. Yani bu durumda ne olacak? İlişki olduğunda eski yalnızlık hallerine özlememiş olacaksın. Bu da ilişkinin daha sağlıklı olmasını sağlayacak aslında. Kendi benliğinde mutlu, bir araya geldiğinde de mutlu. O olacaksın. Kritik nokta şu, hani şunu kastetmiyoruz özgürlük hissiyle. Ben işte teyinde tek başınalığımdayken flört ettiğim zaman gibi, e, arkadaşlarını flört edebilirim. Ya, eski flört ettiklerimle takılabilirim, onlarla konuşabilirim, çıkabilirim, yazabilirim vesaire. Bunları kastetmiyorum aslında. Buradaki özgürlük hissi şu demek. Daha önce seni sen yapan değerler, seni sen yapan davranışlarından vazgeçmemeyi kastediyorum. Spor yapıyorsan kendinle devam etmek, işte eğitimler alıyorsan eğitimlerine devam etmek, bizi kaybetmeden bunların her birisini yapmak hem seni güçlendirecektir hem de kendi ilişkinde daha güçlü bir sen olduğu için, daha enerjik bir sen olduğu için, daha mutlu bir sen olduğun için ilişkini de besleyecektir. Çünkü bir insan kendi mutluluğunda, kendi dünyasında ne kadar yeterli ve ne kadar mutluysa ilişkinin içerisinde de kendiyle gideceği için zaten ilişkide i̇lişkide de mutlu olacaktır. İki partner de bu olduğu zaman şahane bir şey olur. İki taraf da kendi mutluluğundan sorumlu olduğunda birlikte daha büyük bir mutluluk sinerjisi yaratırlar. E bu yüzden de ne gerekli arkadaşlarım? İki tarafında benliğinin dolu olması yani benliğini tamamlaması, benliğini aslında kaybetmemesi gerekiyor. Burada da işte temel espri şu. Bizim içerisinde benliğini kaybetmeden sevebilmek, ve benliğine yatırım yaparken ve ben olurken de bizi kaybetmemek. Bu öyle bir döngü ki fazla ben olduğun zaman da diyelim ki tamam benim çok hoşuma gitti bireysellik onu da yapıyorum şunu da yapıyorum. Tatile de kendim gideyim işte oraya da kendim gideyim. Şöyle O zaman da bizi sarsmaya ve bizim dengesini sarsmaya başlarsınız. Yani biz bozulmaya başlar. Yani arada çok hassas bir denge var. Ne beni kaybedeceksin ne de bizi kaybedeceksiniz eğer ilişkiniz varsa. Şimdi... Bu ne zaman yanlış bir etkiye giriyor? Bunun işaretleri nelerdir? Onlardan bahsedelim o zaman. Birinci nokta şu. Arkadaşlarınızı ihmal etmeye başlarsınız. Tabi burada arkadaş derken artık kemikleşmiş bir şekilde gerçekten hakiki olan arkadaşlarınızı kastediyoruz. Yoksa işte gelişi güzel, duygusal olan arkadaşlıkları kastetmiyoruz. Burada gerçekten kemikleşmiş arkadaşlıklarınızı kastediyoruz. Arkadaşlarınıza zaman ayırdığınızda ya da başka konularda zaman ayırdığınızda Suçlu hissettiriliyor musunuz? Kendinizi suçlu hissediyor musunuz? Ya da arkadaşlarınızdan fedakarlık yapıp işte partnerinize enerji vermek, zaman ayırmakla ilgili bir fedakarlık baskısı üzerinizde hissediyor musunuz? Burada çok önemli. Yani istediğiniz zaman sizin gerçek olan arkadaşlarınızla, hakiki olan arkadaşlarınızla, dostlarınızla buluşup istediğiniz zaman konuşabiliyor musunuz? Bu konuda kendinizi rahat hissedebiliyor musunuz? Burada çok önemli bir nokta arkadaş kısmı. İki türlü sorun bu soruyu. Kartlarınızdan böyle bir baskı hissediyor musunuz? Arkadaşlarınıza buluştuğunuzda üzerinizde bir baskı hissediyor musunuz? Suçluluk hissediyor musunuz? Ya da siz arkadaşlarınızı ihmal ediyor musunuz bilinçli olarak? Bakın bu da çok önemli. Bunların her birisi aslında sizin kimliklerinizi oluşturan değerler. İşte benliğin kaybedilmesi ilişkide diyoruz ya. Somut aslında fotokopisi, röntgeni bir anlamda bu davranışlar. İkincisi şu sosyal medya faaliyetlerinizin izleniyor olması. Yani sosyal medya faaliyetlerini siz izliyor musunuz? Ya da Arkadaşınız, partneriniz izliyor mu? E, ve çok azıcık bir bilgiyle ya da gördüğü bir yanılsama ile ya da bir yanılgıyla sizi e, aşırı sert ve yıkıcı ve suçlayıcı eylemlerde bulunuyor mu? Sık sık sorgulama yapıyor mu? Şimdi bu sorgulamaların e, altyapısı çok önemli bir şey. Hani sorgulama yapıyor mu? Tabii burada ben bir açıklama yapıyorum size. Hani Erdemin dediği bu açıklama sosyal medyayı izleme faaliyeti. Nereden bakarsanız o şekilde hani mutlak doğru olarak kabul etmeyin. Yani onun öncesi de çok önemli bir şey. Ha mesela şöyle bir durum söyleyeyim. Birisiyle daha önce bir ilişkisi vardır bir kişinin ve like yapmaya devam ediyor ya da izlemeye devam ediyordur ve siz de bunu yakalamışsınızdır. Şimdi benim bu bilgiye bakarak dersiniz ki ben hata yapıyorum diye düşünmüş olabilirsiniz. Halbuki siz burada kendinizi bir şekilde Gerçekten bu ilişki yapmaya değer mi değmez mi bu konuda aslında garanti almak istiyorsunuz yani buradaki bilgi bakın sizin yaşadığınız duruma göre yaşadığınız sürece göre hani adam belki de daha önceki işte kopamadığı sevgilisiyle devamlı mesaj yazıyor devamlı onu yazıyor ve siz gerçekten de bunu bildiniz ve gerçekten de bunu fark ettiniz ve yakaladınız. E şimdi burada ne yapmak lazım? Hani bu gerçekten zararlı mı, zararsız mı, şüpheli mi, şüphesiz mi? Bakın bunların doğru kararını verebilmesi için o ilişkiye yönelik hep dinlemek, o ilişkiye yönelik analizler yapmak gerekiyor. Hani burada anlattığım bilgi daha önce mazi olmayan, daha önce hiçbir duman tütmeyen ya da hiçbir şey olmayan bir durum için geçerli. Yani sosyal medyada hiç alakası olmayan bir insan için sizi baskı altında hissettiriyorsa işte bu durumda e, ...toksik hale getirir ilişkiyi. Şu da çok önemli mesela. Daha önceki etkilerden dolayı bu yapılıyor da olabilir. Partneriniz bunu bu yüzden de yapıyor olabilir. E, daha öncesini düşünerek olayı analiz etmek gerekir. Daha önceki geçmiş, daha önceki yaşanılanlar, daha önce yaptıklarınız bu anlamda... ...bu bilginin doğru olup yanlış olmaması konusunda belirleyici kıstas. Yani demek istediğimi siz anladınız aslında. Üçüncüsü ise mantıksız kıskançlıklar. Şimdi... Kıskançlık aslında tatlı bir duygu gibi olup zehirli bir duyguya dönüşmemesi önemli. Çünkü her insan ve her ilişkide ara sıra bazen sağlıklı bir şekilde kıskançlığın iletilmesi çok önemli. Hani tatlı ve sevimli bir şekilde kıskançlığın iletilmesi. Zaten partnerin de onu anlar orada. Ama kıskançlık çok ciddi anlamda kısıtlamaya, çok ciddi anlamda ağır bir şekilde senin bir şeyler yapmanı engelleyici, hem psikolojik şiddet hem de fiziksel anlamda şiddete dönüşüyorsa burada çok çok ciddi sıkıntılar var demektir. Yani senin fiziksel anlamda ve e, duygusal anlamda ve enerjisel anlamda kısıtlamana yol açıyorsa. Yani bir tehdit unsuru olmaya başladıysa e, burada sıkıntılı olmaya başlıyor. Böyle bir durumda sorun partnerinize. Yani neden kıskanıyorsun? Hani senin güvenini e, sıkıntıya sokacak belli başlı Durumlarımı fark ettim mi? E, huylandığım bir şeyler mi oldu? Hani bunun bana net söyler misin? Yani bunun için kanıt isteyin ve tartışmaya açın e, ve sohbet edin bu konuyla ilgili. Dürüst ve açık bir iletişim burada çok önemli. Yani dürüst ve açık iletişim derken siz de dürüst ve açık olmalısınız e, ve meraklı bir şekilde dürüst ve açık bir şekilde sorun. O da dürüst ve açık olsun. Siz de dürüst ve açık olun. Ve her şey dürüst ve açıklıkla şeffaflıkla olduğunda yani iki tarafta güveni gerçekten sağlam tesis ettiğinde sıkıntı olacak şey kolay kolay çıkmayabilir eğer ki partneriniz de bu konuyla ilgili bir problemi yoksa ya da ciddi anlamda travmatik yaşantı şeyler yoksa o güveni çok net açık bir iletişimle tesis edebilirsiniz. Dördüncü nokta mesaj ve arama konusunda çok aşırı bir sorgulamaya tabi tutulmanız yani ilişkilerde aranmanız ya da size partnerinizin mesaj göndermesi Problem değildir aslında. Problem olan nedir biliyor musunuz? Yani gerçek bir organik ilişkide ararsın, aşkım gene aradım dersin ya da işte ya şunu unutmuşum dersin ama bu kendiliğinden ve doğaldır. Sıkıntılı olan nokta nedir biliyor musunuz? Tarzdır. Yani tarz sizi sorgulama ve orada suç üstü bir şeyler yaptığınızı hissettiren bir İçerikle size sorgulanıyorsanız ve bu hissettiriliyorsa size bu sıkıntılıdır. Arama problem değildir. Hani birçok içerikte bakıyorum çok aranıyor. Hayır aramanın aslında yapılış tarzı sizi baskı ve suçlu bir şekilde hissettiriyor mu? Sorgulanmış bir şekilde hissettirip hesap vermek zorunda hissettiriliyor musunuz? Hani bu çok önemli bir şey. Neredesin hayatım? Ne yapıyorsun şimdi? Yanında kimler var? Konuşuyorsun. Kiminle mesaj atıyorsun? Kimlerle konuşuyorsun? Bakın, bu güvenin hani oturmuş bir ilişkinin sinyallerinde bu gibi sorgulamaların artık kişinin iradesinden emin olduğunuza dair bir hissin gelişmiş olması gerekiyor oturmuş bir ilişkinin sinyallerinde. E, bu irade gelişmediyse yine konuyla ilgili net bir açıklama, net bir konuşmalar yapmak, destek almaklı sorular sormak çok önemli. Dediğim gibi bu bilgi de mesela duruma göre değişebilir. Toksik etki yaratan 5. maddede şu ilişkinin çok hızlı bir şekilde ilerlemesi, çok hızlı başlaması, kastettiğim ne işte ilk aylarda mesela hemen daha iç 4 gün ya da 5-6 gün sonra seni seviyorum sözcüğünün mesela ya da seni seviyorum Hamleleri yapılması ya da aşırı bir şekilde aşırı şeyler yapılması, ilişkinin daha bir hafta, iki hafta aşırı hediyelerin verilmesi, aşırı bir hediyeleşme, sanki çok büyük bir sevginin olduğuna yönelik işte ilişkinin daha ilk dönemlerinde çok aşırı büyük hediyelerin sunulması, çok hızlı bir girişin olması aslında evlilik baskısı karşı tarafa ilişkinin ilk başlarında bunun baskı olarak hissettirilmesi, karşı tarafı gene yoran genelde kadınlar. Erkeklerde bir sıkıntı yok ama kadınların genelde e, muzdarip olduğu konulardan birisi. Ya bunun süresi nedir? Bunun süresi sizin saatinizdir aslında. Sizin zamanınızdır ve sizin saatinizdir. Sizin yaklaşımınızdır. Ama ilişkide e, 6 ay ve 1 yıl, 2 yıl e, kritik dönemlerdir. Yani e, 2 yıla gelip de hala bu 5 dinamiği yaşıyorsanız ya da 1 yıllık bir ilişkide bu 5 el, özelliği ve işareti yaşıyorsanız bir analiz etmeniz gerekir ilişkiyi. bende mi bir problem oluyor? Ben yeteri kadar şeffaf değil miyim? Yoksa karşı taraf mı bunu yanılsayarak algılıyor? Bu iki tarafı da bir araya gelip konuşması gereken durumlar diyebiliriz. Hızlı başlangıçlar, hızlı girişler ilişkinin oturmamış olmasına neden olabilir. İşte bir anda hızlı bir hemen tanışıp hemen tatile gitmeler ya da ya yani bunların her birisi organik ve sağlıklı bir ilişkinin altyapısı değildir. Seni seviyorum eylemleri, işte hediyeleşmeler, hızlı hediyeleşmeler. Bir zaman gerekiyor, belli bir demlenme süresi gerekiyor ilişkilerde. O yüzden hızlı başlangıçlarda ilişkinin toksik bir etki yaratmasına neden olabilir diyoruz. Bugün yapışkan ilişkilerden bahsettik. Bildirimlerden haberiniz olması için tüm bildirimleri açıp abone olabilirsiniz isterseniz bir sonraki videoda görüşmek üzere ben Erdem sevgili sunun.